Günaydın. Bugünkü ders konumuz Pompei duvarlarındaki özel konular. Bugün figürlü bir friz, bir manzara sahnesi, Pompei duvarlarından bazı portreleri ve natürmortları konu edeceğiz. Tüm bunları hem derslerde şu ana kadar gördüğümüz mimari stiller, özellikle de ikinci, üçüncü ve dördüncü stiller bağlamında hem kendi başlarına değerlendireceğiz. Geçen dersimizi dördüncü stil Roma duvar resmiyle sonlandırmıştık. Şimdi size tekrar dördüncü stilin özü olarak tanımladığım örneği ve T evinin iksiyon odasını tekrar gösteriyorum. Ne kadar şatafatlı bir görkeme sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu çok ilginç bir resim. Bunun tüm stillerin bir özeti olduğunu belirtmiştik. Örneğin, mermer kaplamanın boya ile taklit edildiği su basman, birinci stil Roma duvar resminden bir alıntıydı. İkinci stilin ise ikinci yani esas sırada görülen ve bir lento ile kasetli tavanı taşıyan sağlam sütunlarda kendini gösterdiğini belirtmiştik. İkinci stil unsurları burada tekrar görüyoruz. Bu resimdeki üçüncü stil özelliklerinin ortadaki siyah çerçeve içindeki mitolojik manzara betimlemesinde görüldüğünü söylemiştik. Burada siyah çerçeve ile bunun manzaraya açılan bir pencere olarak değil de duvara asılı düz bir resim panosu olarak algılanması amaçlanmıştı. Bu da bir başka üçüncü stil özelliği. Bitkisel motiflerden oluşan bir çerçeveye sahip, beyaz bir pano içinde yüzer gibi görünen mitolojik bir figür. Bu da bir üçüncü stil özelliğiydi. Esas alanın iki yanında gördüğümüz mimari öğeler, dördüncü stildi. Bunlar tam bir mimari yapıdan çok, daha önce de söylediğimiz gibi, mantıksız konumlarda betimlenmiş mimari parçalardı. En üstte de yine bir dördüncü stil özelliği olarak sözünü ettiğimiz mimari kafesler yer alıyordu. Yani dediğim gibi, Tüm resim stillerinin bir özeti şeklinde olan bu resimler, tek bir mekanda resimleri Vesuv yanardağının neden olduğu yıkımdan kısa bir süre önce bitirilmiş olan bir odada ele geçmiştir. Bugünkü dersimize Pompey'den Misterler Villası ile başlamak istiyorum. Bu villayı daha önce iki kez görmüştük. İlkinde yapıyı mimari gelişim açısından incelemiştik. Misterler Villası'nın iki evresi vardı. Ve bu ikinci yapı evresi. Size daha önce de gösterdiğim bu planı anımsayacaksınız. Yine hatırlayacağınız gibi villanın girişi üstlendi. Önce peristile ardından atriuma, oradan da tablinuma giriliyordu. Bu sıra dışı tasarım Vitruvius'a göre evden ziyade villalarda kullanılan bir tasarımdı. Yine bu evden Kubikulum 16 olarak bilinen ikinci stil duvar resimleri olan bir odaya bakmıştık. Kubikulum 16 planda tam burada. Bu odanın duvarda yanılsama yaratan açıklığı ile olgun ikinci stil Roma duvar resimlerine çok iyi bir örnek olduğunu belirtmiştik. Ama buradaki gibi birinci stilden izlerin de bulunduğunu söylemiştik. Bu duvar biraz aşağı çekilmişti. Üzerinde entablötürleri ve kasetli tavanı olan sağlam sütunlar vardı. Bu örnekte bir lento ve ardından bir de kemerli bir lento görüyoruz. Tüm bu unsurlar özellikle de duvarda bir manzaraya bakan açıklık olması ikinci stilin tipik özellikleriydi. Bu örnekte açıklıktan görülen manzara Üzerinde mavi gökyüzüyle yuvarlak bir kült yapısı yani folostu. Dediğimiz gibi Kubikulum 16'da gördüğümüz resimler ikinci stil duvar resimlerinin çok tipik birer örneğiydi. Bugün sözünü edeceğimiz 5 numaralı odada Misterler villasındadır. 5 numaralı oda planda burada. Gördüğünüz gibi tablinumun sağında. Ve villanın güney kenarına ikinci evrede eklenen bu oda deniz manzarasına bakan çıkma pencereye de yakın konumdadır. 5 numaralı oda basit dikdörtgen planlı ve gördüğünüz gibi geniş bir oda. Atrium kadar değil ama oldukça geniş. Plan önümüzdeyken odanın girişini göstermek istiyorum. Çok küçük bir kapısı var. Kapının konumu resimleri anlamamız bakımından çok önemli. Burada gördüğünüz açıklıklar ise kapı değil pencerelerdir. Bu odada çalışan ressamın resimleri yaparken odanın kapısını, köşelerini ve pencerelerini dikkate aldığını göreceksiniz. Bu 5 numaralı odanın günümüzdeki görünümü. Bu oda sıklıkla Mistik Dionysos Ayinleri Odası olarak da anılır. Bunun şarap tanrısı Dionysos'la ilgili olduğunu göreceğiz. Bu genel görüntüden de anlayacağınız gibi o da çok iyi durumda korunmuştur. Açıklıklar hariç duvarların tamamı resimlerle kaplanmıştır. Aynı zamanda bu resimlerin derslerde daha önce gördüklerimize hiç benzemediğini de göreceksiniz. Burada sizin de çok iyi gördüğünüz gibi oda boyunca ilerleyen bir tür tören alayına katılan bir dizi çok büyük anıtsal figür var. Bu duvarın stiline gelince. Burada odaya girince solda kalan duvardaki büyük figürleri görüyorsunuz. Ama duvarın bir bütün olarak tasarımına dikkatle bakarsanız figürlerin bu geniş kırmızı paneller üzerine yerleştirilmiş olduğunu göreceksiniz. Bu kırmızı paneller arasında da alttaki su basman üzerinde yükselen düz duvar ayakları. Bunlar kesinlikle sütun değil. Duvar ayakları var. Üste ise meander desenli bir friz. Bunun da üstünde boya ile alacalı mermer yani başka yerlerden getirilmiş pahalı bir malzeme görüntüsü verilmiş bir sıra yer alıyor. Yani bunlara bakınca bunun biraz birinci stili andırdığını düşünebiliriz. Ama bunlar kabartma değil, stuko ile yapılmamışlar. Buradaki her şey boya ile yapılmış ve tamamen düz. Dahası bu büyük figürlere bakarsanız izleyiciye doğru taşan bir yer çizgisi üstünde durmaktadırlar. Ki bu da eğer bunu birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü stil olarak sınıflandırmamız gerekirse, bunun bir ikinci stil duvar resmi olduğu anlamına gelir. Birinci stilden izler var ama bunlar tamamen boyayla yapılmış. Ama asıl figürlerin üzerinde durduğu yer çizgisi dışa taşkınmış gibi bir izlenim uyandırıyor. Sonuç olarak, bu anıtsal figürleri olan bir ikinci stil Roma duvar resmidir. Bu anıtsal figürler bir öykü anlatmaktadır ve bu gerçekten çok ilginç, merak uyandırıcı ve mistik bir öyküdür. Bu arada villada adını odadaki bu mistik öyküden alır. Burada odanın küçük giriş kapısı görülüyor. Odaya girdiğinizde tabii önce oda geneline bir göz atıyorsunuz. Ardından hemen solunuzdaki duvara baktığınızda burası öykünün başladığı yerdir. Ressam bunu çok iyi ayarlamış. Sanki burada ayakta duran kadın bu kapıdan içeri girmiş gibi görünmektedir. Tören alayı kapıdan başlamış oda duvarları boyunca devam ediyor. Burada duran kadına bakarsak üzerinde çok dökümlü bir giysi olduğunu görürüz. Kadın ilginç bir şekilde eli belinde oldukça rahat olarak betimlenmiş. En ilginci kadının başında sanırım görüyorsunuz yarı şeffaf bir başörtü olması. Örtü saçlarını kapatmış ve göğsünün üstüne sarılmış. Sol eliyle örtünün bir köşesini tutuyor. Örtünün geri kalanı da sırtından aşağı doğru dökümlü bir şekilde sarkıyor. Sanatçı bu kadının bir gelin olduğunu anlatmak için başörtüsüne çok özenmiş. Gelinler genellikle burada gördüğünüz gibi böyle dökümlü başörtüleriyle betimleniyordu. Sahneler ilerledikçe göreceğimiz gibi bu bir gelin. Bu şarap tanrısı Dionysos ile yapacağı mistik evlilikle sonuçlanacak bir tür kardeşliğe kabul edilme törenine katılmak üzere olan ve olasılıkla Pompei'li genç bir kadın. Buradan giriyor. Onu bu iki figür karşılıyor. Oturan kadın gördüğünüz gibi sol elinde bir el yazması tutmaktadır. Sağ elini ise küçük bir oğlanın omuzuna koymuştur. Küçük oğlanın tümüyle çıplak olduğuna ve çıplaklığı konusunda son derece rahat olduğuna dikkat edin. Onun da elinde bir başka el yazması var. Onun elindeki el yazması açık ve orada yazanlara dikkatle bakıyor. Sanki burada yazılı olan bir metni okuyor. Bu sahne ile ilgili yorum, el yazmasındaki metnin Dionizos kültü ve kadınların Tanrı Dionizos'la yaptığı mistik evlilik ayini ile ilgili bir metin olduğu ve küçük oğlanın da onu okumak üzere orada olduğu şeklindedir. Oğlan çocuğu harika bir şekilde betimlenmiştir. Aynı duvarın geri kalanına bakalım. Sırayla tüm figürlere bakacağız. Ama öykünün nasıl devam ettiği konusunda bir fikir edinmenizi istiyorum. Bu odaya girince solda kalan duvar. Buradaki resimde sanatçının ne kadar deneyimli olduğunu, daha önce de belirttiğim gibi odanın köşelerini de anlatımın bir parçası olarak kullandığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada boş bir alan var. Ama öykü yan duvarda da devam ediyor. Ve buradaki figürler yan duvardaki figürlerle etkileşim içindedir. Öykü boyunca gerçekten son derece ilginç olan bu uygulamayı göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce ne yazık ki adını bilemediğimiz bu sanatçının sıra dışı yeteneği konusunda size bir fikir verebilmesi için oturan kadın figürünün ayrıntısını göstermek istiyorum. Burada kadının başını görüyoruz. Gördüğünüz gibi sanatçı bir anı yakalamış oturmuş oğlanın okuduğu duayı dinliyor. Gördüğünüz gibi ressam kadının gözlerini özenle betimlemiş. Gözler tümüyle açık, çok hoş bir şekilde çizilmiş. Ama aynı zamanda bir yorgunluk, isteksizlik izlenimi bırakıyor. Ya da en azından ben de öyle bir izlenim bırakıyor. Sanki tüm bu yollardan geçmiş gibi. Olanların ve olacakların farkında. Dudaklarına da bakın. Hafif aralık betimlenmiş. Özellikle de saçları. Bu resimleri yapan ressam ya da atölyesindeki ressamlarla çalışan bir tasarımcı da olabilir. Ressam veya ressamlar insan saçının doğasını belli ki iyi biliyorlar. Livia'daki manzara resminden konuşurken oradaki ressamın doğayı tanıdığını ve doğada gördüğünü çizdiğini söylemiştim. Burada da insanları tanıyan, bir saçın deriden nasıl çıktığını bilen bir ressam var. Gördüğünüz gibi saçları ortadan ayırdığınızda ortada görünen saç derisi son derece gerçekçi bir şekilde betimlenmiş. Yani bunun gibi ayrıntılara baktıkça bu ressamın adını bilmesek de yeteneğini alkışlayabiliriz. Öykü, dua okuyan oğlandan sonra bu figürlerle devam ediyor. Yine bu da bir kadın figürü elinde bir tür kap tutuyor. Kabın içinde tam olarak ne olduğunu anlamak güç. Ama kültle Pompei'li kadınların Dionysos ile yaptığı mistik evlilikle ilgili bir şey olmalı. Üzerinde açık renk bir üst ve mor Bu sahnede çok yerde mor var. Çok canlı mor renkli bir etek var. Bu gördüğünüz gibi başında defne çelengi olan bir grup kadından ilki. Bunun ve diğerlerinin tümünün bileklerinde bilezikler var. Göreceğimiz gibi bazılarının bilezikleri kollarının üst kısmındadır. Bu izleyiciye bakan figürlerden biridir. Yüzü gerçekten bize dönüktür. Bu sahneye bakarken onunla göz teması kuruyoruz. Ressam oldukça erken bir dönemde izleyici ile sahne arasında böyle bir bağ oluşturmaya çalışmış. Burada da bir diğer sahnenin başlangıcı var. Bir grup kadın. Burada onları daha iyi görebileceğiniz bir görüntü var. Burada bir masa etrafında üç kadın var. Sağdaki kadın elindeki sürahiden bir sıvı boşaltıyor su mu, şarap mı tam olarak bilmiyoruz. Ama bu bir Dionysos kültü olduğuna göre bunun şarap olması çok mümkün. Olasılıkla şarap koyuyor. Ama her ne ise bu sahne bir arınma ritüeli sahnesi olarak yorumlanmaktadır. Sahnede altında ne olduğunu bilmediğimiz mor bir örtü var. Kadınlardan biri örtünün ucundan tutmuş açıyor. Bunu ya da masanın üstündeki bir obje veya objeleri arındırıyor. Bu üç kadın betimlemesi hakikaten harika. Kadınlardan biri masanın ucunu tutuyor ve sürahiyi tutan yoldaşına bakıyor. Ve bu da gerçekten zor bir iş. Bir figürü başarılı bir şekilde arkadan çizmek gerçekten hiç de kolay değildir. Ama bu sanatçı bunu başarmış. Oldukça kalıplı bir kadın. Gördüğünüz gibi üzerinde mor kenarlı bir örtü bulunan geniş bir tabure üstünde oturuyor. Ama elbisesinin nasıl betimlendiğine bakın. Bazı yerleri dar vücudunu sarıyor. Diğer yerlerde dökümlü duruyor. Başında da ensesinde bağlanmış bir örtü ve defne çelengi var. Bu kadının da defne çelengi var. Sonuç olarak burada bu üç kadın bir arınma ritüeli gerçekleştiriyorlar. Ama bu kadın yapılan arınma işiyle ilgileniyor gibi görünmüyor. O burada duran adama bakıyor. Adamın durumuna bakınca gözünün ona kaymasına şaşmamak gerekir. Şimdi kim bu adam? Bu Silenos, yani yaşlanmış bir satir. S-A-T-Y-R Satirler kimdi? Pan'ın yoldaşları. Yani bir satır yaşlanınca Silenos oluyor. Burada da çok ilginç bir Silenos görüyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen çıplak. Bu sahnelerde göreceğimiz gibi çok sayıda çıplak kadın ve erkek vardır. Ama kimler çıplak, kimler değil ilginç. Gördüğünüz gibi üzerindeki mor renkli örtü neredeyse tümüyle yere düşmüş. Lir çalıyor. Sadece üzerindeki örtü açılmamış. Bir ayağa da kaymış. Gördüğünüz gibi bir ayağı lirin kaidesinin üstünde duruyor. ama diğer aya kaydeden aşağı kaymış. Neden öyle? Çünkü epey çakır keyif. Silenosların ve satirlerin cidden çok içtiklerini biliyoruz. Bu da belli ki epeyce içmiş ve pek kendini kontrol edebilecek halde değil. Örtüsünün yere düştüğünden, ayağının kaydığından haberi bile yok. Şarkısını söylüyor. Dolayısıyla bu kadın gözünü ona dikmiş, neler oluyor diye bakıyor. Burada size sözünü ettiğim satirler. Yaşlı adamın hemen yanında iki satir duruyor. Satirlerin panla ilintili olduklarını tekrar belirtelim. Keçiler de aynı şekilde panla bağlantılıdır. Gördüğünüz gibi içlerinden biri keçileri besliyor. Söylemeyi unuttum bu gençlerin ve yaşlı adamın burada çok net bir şekilde gördüğünüz gibi sivri hayvan kulakları var. Bu genç flüt çalıyor. Diğeri de keçileri besliyor. Her ikisi de bir tür kayalık üzerinde duruyor. Bu figür özellikle ilginç bir figür. Bu beyaz, kolsuz giysili bir kadın. Kolunun üst kısmında o bileziklerden var. Kadının bir şeyden korktuğu ve kaçtığı belli. Gördüğünüz gibi sol elini kaldırmış, kendini korkunç bir şeyden korumaya çalışıyor gibi. Bir yandan korumaya çalışırken bir yandan da gördüğü şeyden kesinlikle büyülenmiş gibi. Kadın onu hem büyüleyen hem korkutan şey her neyse ona odaklanmış. Gözleri kocaman açılmış. telaşlı olduğu belli. Örtüsünün kaçmaya çalışırken rüzgardan havalandığını görüyorsunuz. Neredeyse onu gördüğü ve korktuğu şeyden kurtaracak olan bir paraşüte dönüşmüş. Şimdi odanın ilk köşesindeyiz. Sanatçının resmi tasarlarken köşeleri dikkate almış olduğunu tekrar belirtelim. Kadınla karşı duvardaki korktuğu şey arasında dramatik bir etkileşim yaratılmış. Ama size onu göstermeden önce sanatçının anı, duyguları yakalama konusunda ne kadar sıradışı bir yeteneğe sahip olduğunu görmeniz için kadının yüzüne yakından bakmanızı istiyorum. Yine gözler gördüğünden büyülenmiş gibi irice açılmış ama ne olduğunu da biliyor gibi görünüyor. Görmeyi beklemediği bir şeyi görmüş gibi bakıyor ama bir yandan da belki de zaten bildiği bir şeye bakıyormuş izlenimi ediniyorsunuz. Yine ayrık tuzaklar ve saçların doğal duruşu bu figürde de ustaca betimlenmiş. Şimdi kadının korktuğu objeyi bu sahnede görüyoruz. Gördüğünüz gibi köşe boş bırakılmış kırmızıya boyalı boş bir alan. Kaçan kadın bu tarafta. Kadının korktuğu, kaçtığı şey ise bu taraftaki satirlerden birinin tuttuğu bu korkunç maske. Burada da iki satir ve bir Silenos'tan oluşan bir grup görüyoruz. Satirlerden biri elinde buradaki kadının gözlerine korku salmış gibi görünen bu korkunç maskeyi tutuyor. Sahnedeki satirlere gelince, gördüğünüz gibi Burada Silenos ve Satirler var. Silenos bir çeşit mermer blok üstünde oturuyor. Ve biraz önce gördüğümüzde çok benziyor. Hayvan kulakları olan yaşlı bir adam. Satirlerden biri maskeyi tutuyor. Bu figürlerin tümü yarı çıplak. Gördüğünüz gibi hepsinde üst kısımlar çıplak. Örtü vücutlarının sadece alt kısmını kapatıyor. Selenos arkasındaki kadına doğru bakıyor. Elinde bir kap tutuyor ve satırlardan biri de bu kaptan bir şey içmektedir. Sonuç olarak bu mistik Dionysos kültünde bol miktarda içki ve sarhoşluk var. En azından kültün erkekleri için durum böyle. Zira burada içki içenlerin kadınlardan ziyade erkekler olduğunu görüyoruz. Kaptan içki içen satirin bir ayrıntısı. Burada yine ressamın yeteneğini görüyorsunuz. Kanımca eller konusunda her zaman çok başarılı değil. Ama yine de epey çaba sarf ediyor. Bazen garip görünüyorlar ama kabı hem üstten hem alttan kavrayan parmakları eli yapmak için ciddi çaba harcamış. Gözler konusunda ise çok başarılı bu satirinde nasıl iştahla içtiğini çok iyi bir şekilde yansıtmış. Bir gözü yoğun bir şekilde yaptığı işe odaklanmış. İçtiği sıvıya dikkatle bakıyor. Burada yine saçlar çok başarılı bir şekilde betimlenmiş. Bu özellikle çok yetenekli bir sanatçı. Bu Roma resim sanatında her zaman karşılaşılan bir durum değil. Şimdi köşeyi döndükten sonra gördüğümüz arka duvarın merkezine bakıyoruz. Bu odaya girip tam karşıya baktığınızda gördüğünüz duvardır. Silenos ile elinde maske tüten satirin bulunduğu sahnenin devamı olan bu sahne resmin en önemli sahnesidir. Çünkü bu sahnede Tüm bu Pompeyli kadınların kültüne girmeye, onunla yapacakları mistik evliliğe can attığı Diyanizos'un kendisi yer almaktadır. İşte Diyanizos, tümüyle kendinden geçmiş olduğu belli. Şuna bakın, tüm bu kadınlarla evliliğe girecekmiş gibi görünmüyor. Konuya tümüyle ilgisiz. Burada gördüğünüz gibi ölümlü sevgilisi Ariadne'nin dizlerine uzanmış, gözleri geriye kaymış. Ariadne olmadan kendine sahip çıkacak durumda değil. Kollarını arkaya atmış. Ariadne onu göğsüne sarılarak tutmak, korumak zorunda kalmış. Bu resimlerde kadınların koruyucu varlıklar olarak betimlenmiş olması sanırım ilginç bir nokta. Daha önce gördüğümüz elini dua okuyan oğlan çocuğunun üzerine koymuş kadın, burada da kolunu şarap tanrısı Dionysos'a dolamış olan Ariadne figürü. Gördüğünüz gibi Dionysos'un üzerinde bir örtü var ama aşağı kaymış ya da kaymak üzere. Gördüğünüz gibi o kadar sarhoş ki sandalının teki ayağında diğeri çıkmış. Bu ayak çıplak, ayağın altını görüyoruz. Sandal çıkmış ama bakarsak kayıp sandalın burada Ariadne'nin yakınında olduğunu görürüz. Bu da Dionysos'un genellikle yanından ayırmadığı asası Tirsos. T H Y R S O S. Dionysos'un asası Tirsos. Başında tipik asma çelenginin yanı sıra bu asa da onu tanımlayabilmemize yardımcı oluyor. Trisos'un etrafına dolanmış sarı kurdeleye dikkat edin. Ama insan Trisos'un nasıl orada durabildiğini merak ediyor. Çünkü sanırım siz de Asa'nın Dionysos'un oturduğu sandalyeye hafifçe yaslandığını görüyorsunuz. Ama neyle destekleniyor insan merak ediyor. Ama burada Dionysos'un bedeninin üzerinde onu tanımlayacak bir atribi olarak kullanılmış. Dionysos'un burada bu halde Ariadne'nin dizlerinde yatarken betimlenmiş olması ilginç. Özellikle de Ariadne'nin dizlerinde olması. Çünkü Ariadne bir ölümlü. Dionysos'un ölümlü sevgilisi. Dionysos'un bir ölümlü ile kurduğu ilişkiyi betimleyen bu sahne, külte onunla mistik evliliğe girecek olan Pompei'li kadınlara verilen bir umut olarak da yorumlanabilir. Böyle bir sahne onlara ölümlü bir kadının Dionysos'la ilişki kurmasının olanaklı olduğunu, onların da Ariadne'nin izinden gidebileceği konusunda umut vermektedir. Sonuç olarak burada verilen mesaj, kült'e girecek kadınlara verilen bu umut mesajı çok önemli bir mesajdır. Bunu izleyen sahne yine çok ilginç ve önemli bir sahnedir. Bu Dionysos ve Ariadne sahnesinin hemen sağında yer alır. Bu sahnede kültün en önemli objesi yani fallus'un ortaya çıktığını görüyoruz. dizleri üzerinde bir kadın. Mor örtünün altında duran ne ise ona çok hafif bir şekilde dokunuyor izlenimi veren kollar mükemmel bir şekilde betimlenmiş. Aşağıda ise içinde bu Dionysos kültünün en önemli ama gizli objesi olan Fallus'un saklandığı sepeti görüyoruz. Bu mor örtünün altında ne olduğu konusunda birçok varsayım ileri sürülmektedir. Bu ereksiyon halinde bir fallus mu? Büyük bir olasılıkla öyle. Normalde bu sepetin içinde saklanan bu nesne burada örtünün altında. Ama bu konuda çok değişik varsayımlar var. Hatta bir araştırmacı yazdığı makalede örtünün profilinin vizü yanardağının profiline çok benzediğini ve Pompei'deki bu resimde de Vezüve bir gönderme yapıldığını ileri sürmektedir. İlginç bir fikir ama doğru olduğunu zannetmiyorum. Ama yine de size bu sahneye gösterilen akademik ilgi ve ileri sürülen varsayımlar konusunda bir fikir verebilir. Sonuç olarak burada üzeri kapalı ama olasılıkla açılmak üzere olan gizli bir kült objesi söz konusudur. Burada bir başka etkileyici figür görüyoruz. Duvarın diğer köşesine geldik ve gördüğünüz gibi duvarın köşesi kırmızı renkli boş bırakılmış bir alan. Bu kanatlı bir kadın ve bu resimdeki kanatlı tek kadın figürü. Arkasında geniş bir şekilde açık duran kanatlarını görüyorsunuz. Vücudunun üst kısmı çıplak. Altında ise harika bir etek var. Beli ve etek ucu mor olan kahverengi bir etek. Havada uçuşuyor ve ayağındaki kahverengi uzun botlarla uyum içinde. Ayaklarının ucunda kolunu kaldırmış. Bilemiyoruz, belki o da yine bir şeyden kaçınıyor. Ama asıl önemli olan diğer elinde tuttuğu ve kült'e girecek olanlardan birinin sırtına vurmak üzere kaldırdığı kamçı. Köşenin diğer tarafına bakarsak yine sanatçının köşeleri çok başarılı bir şekilde kullanmış olduğunu görürüz. Diğer duvardaki kamçının bu diz çökmüş başını onu koruyan kadının dizine koymuş olan genç kızın sırtına inmek üzere olduğunu görüyoruz. Sahneye bakalım. Kanatlı figür elinde kamçısı kamçılanan genç kız burada. Diz çökmüş, başı kısmen kendisini koruyan ya da korumaya çalışan kadının kucağında. Kadın onu korumaya çalışıyor, gözleri irice açılmış. Kanatlı figüre bakıyor, neredeyse ona "Yeter artık lütfen dur." der gibi. Bu kabul törenine katılan genç kıza karşı son derece anaç bir yaklaşım içinde. Gördüğünüz gibi başını okşuyor. Bu figür de çok güzel betimlenmiş. Sırtı kamçılanmak için açılmış. Gövdesinin geri kalanı kalın bir örtü ile örtülü. Bunun sağında da figürler var. Çıplak bir kadın. Kadın ilginç bir şekilde bedeninin açık rengini vurgulamak amacıyla koyu renk kalın giysiler içindeki bir başka kadının önünde betimlenmiş. Bu resimde giyimli ve çıplak figürler arasında yaratılan zıtlık önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir tasvir. Bu sanatçının figürleri önden olduğu kadar arkadan betimlemeyi de çok sevdiği anlaşılıyor. Bu kadın da ayak uçlarında tasvir edilmiş. Elinde başının üstünde tuttuğu ziller var zil çalarak parmaklarının ucunda dans ediyor. Bu arada zil çalıp oynarken omuzundan sarkarak bacaklarının arasından geçen altın renkli örtüyü de yerinde tutabilmesi ustalık isteyen bir iş. Bu iki kadının arasında yine Dionysos'un Trisos'u var. Ve insan yine kadınlar müzik yapıp dans ederken bu trisosun orada nasıl durabildiğini merak ediyor. Bu figüre geri dönüp size bir ayrıntı göstermek istiyorum. Sanırım bu sahne size ressamın sıra dışı yeteneği konusunda bu frizdeki diğer tüm sahnelerden daha fazla fikir verecektir. Ressam burada ellerde de çok başarılı. Kamçılanan kadının gevşek duran eline bakın. Neredeyse her şeyi anlatıyor. Aynı şekilde onu koruyan kadının sevecen eli de öyle. Ressamın betimlediği bu yüz ifadesinden sanırım kadının ne çektiğini anlayabiliyorsunuz. Gözleri kapalı ya da neredeyse kapalı. Bu resimlerde sadece onun gözleri kapalı olarak gösterilmiş. etrafında siyah hareler olan gözleri çökmüş. Gözler kadının çektiği acıyı ama bunu değer bulduğunu açıkça ifade ediyor. Saçların nasıl betimlendiğine bakın. Gerçekten terden ıslanmış bir saç izlenimi veriyor. Belli ki onun için hayatının en zor anı. Ama günün sonunda buna değer olduğunu görme umudu var. Bu sanırım inanılmaz bir ayrıntı. Bu sahneden sonra odanın sağındaki duvarda bir pencere var ve ardından da duvarın en son köşesi var. Burada bu son köşede resmedilen sahneyi görüyoruz. Burada bir çeşit taht üzerinde oturan çok genç bir kız, yanında da ayakta duran, ona eşlik eden bir kadın, solda da küçük kanatlı bir kübit var. Köşenin diğer tarafında yine bir başka kübit yer alıyor. Bir kaidenin üzerinde önündeki ayaklı kaideye dayanmış duruyor bu da kanatlı. Başını bir eline dayamış karşı köşede olanları seyrediyor. Çok büyük bir hayranlıkla bakıyor. Böyle hayranlıkla kime bakıyor? Yanda kabul törenine gelin olmaya hazırlanıyor gibi görünen bu genç kıza bakıyor. altın rengi bir giysisi var. Gördüğünüz gibi belinde de mor renkli bir bağ ya da kurdela sarılı. Yanında dediğim gibi bir hizmetli var ve her ikisi birden kızın saçı ile ilgileniyor. Mistik düğüne hazırlanıyorlar. Birazdan bu genç kızdan bir ayrıntı göstereceğim. Bir de burada çok güzel bir ayrıntı var. Buradaki kanatlı kübidin elinde dikdörtgen bir ayna var. Çok yakından bakarsanız, siz kendiniz de ayrıca buradaki ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Çok yakından bakarsanız, aynada bu genç kızın yüzünün yansıyan görüntüsü var. Yani genç kız Dionysos'la yapacağı mistik evliliği büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Bu da genç kızı yakından gördüğümüz bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi çok hoş bir kız. Yine saçları, saç ayrımında görünen saç derisi çok ustaca betimlenmiş. Yine gördüğünüz gibi yanındaki hizmetli de kıza saçını taramasında yardım ediyor. Onun da elinde kızın saçından bir tutam var. İkisi el birliğiyle mistik evliliğe hazırlanıyor. Bir kolu yukarıda gördüğünüz gibi hem bileğinde hem kolunun üst kısmında bilezikleri var. Bu sahneden sonra bir başka pencere daha var. Ardından bu resimdeki son figür olan bu kadın figürü yer alıyor. Bu gösterişli bir tahtta oturan yine başörtülü bir kadın. Onun da üstünde altın ve mor renklerde bir giysi, kollarında da bilezikler var. Başında örtü olması onun da bir gelin olduğunu ifade eder. Ama bu daha sakin ve diğer gelinlerden biraz daha yaşlı bir kadın. Çenesini bir eline koymuş, düşünceli görünüyor. Odanın girişinin hemen sağında oturmuş, odada olup biteni seyrediyor gibi. Biraz daha yaşlı ve biraz daha olgun görünümlü olması ve bu odada gelişen olayları seyrediyor olması nedeniyle bu kadının ev sahibi olduğu düşünülmektedir. Ve bence bu çok mantıklı bir yorumdur. Yani Pompei'deki Misterler Villası'nın sahibinin eşi, evin hanımı, Dionysos kültünün bir takipçisiydi ve evindeki odalardan birini genç kadınların kabul törenine hazırlanmasına yardım edebileceği bir mekana, bir dinin gizli bir odasına dönüştürmüştü. Bu arada zamanın din ve kültlerine ilişkin hızla birkaç bilgi verelim. Roma'da din Roma devlet diniydi. Herkes kaçınılmaz olarak Roma yönetimi ile işbirliği içinde olan bu dinin bir üyesi kabul ediliyordu. Yani Roma döneminde devlet ve dini kurumlar birbirine sıkıca bağlıydı. Ama zamanla imparatorluğun başka yerlerinden, özellikle de doğu eyaletlerinden Dionysos kültü gibi, Mısır tanrıçası Isis kültü gibi başka inançlar geldi. Ve bunlar hem erkek hem kadın taraftarlar bulmaya başladı. Kadınlar arasında özellikle Mısır tanrıçası Isis kültü ve mistik Diyanizos kültüne olan inanç yaygındı. En başta Hristiyanlık da dahil bu dinlerin hiçbiri devlet tarafından tanınmadığı ve kabul edilmediği için törenlerin, ayinlerin gizli yapılması gerekiyordu. Bu amaçla yer altında odalar, yapılar inşa edilmiştir. İlerleyen derslerde böyle yapılar göreceğiz. Evlerde de bu tip ayinlere ayrılan odalar vardır. Burada da durum böyle gibi görünmektedir. Misterler Villası'nın ev sahibesi 5 numaralı odayı Dionysos ritüellerinde kullanabileceği, Pompei'li başka kadınları da külte davet edebileceği gizli bir oda haline getirmiş. Burada tüm sahneleri içeren bir çizim görüyoruz. Bu anlatılan öykünün bütününü ve sahnelerin yerini gösteren çok iyi bir referans. Ve odanın tamamını gösteren son bir görüntü. Bu resim derslerde gördüğümüz diğer resimlerle kıyaslandığında benzeri olmayan bir resimdir. Bu anıtsal boyda figür tasvirleriyle bir öykünün anlatıldığı bir resimdir. Bunun Roma döneminde başka resimlerle kıyaslanabileceğini düşünebilirsiniz. Ama elimizde bunun gibi başka bir örnek yok. Bu belki hiç olmadığı anlamına gelmez. Ama olsa bile çok sayıda olmadığı anlamına gelir. Yani Pompei'deki Misterler Villası'nda koruna gelen bu duvar resmi Gerçek anlamda çok sıra dışı bir sanat eseridir. Kalan e, yarım saatimizde size birkaç resim daha göstereceğim. Daha az ayrıntısına gireceğim bu resimlerde özel konulara sahip olmakla birlikte aynı zamanda ikinci, üçüncü veya dördüncü stil duvar olarak sınıflandırılmaktadır ve her biri farklı açılardan ilginç örneklerdir. Bunlardan ilkinin konusu yine mitolojiktir. Şimdi söz edeceğimiz resim Odysseus resimleri olarak bilinir. Tekrar Roma'ya dönüyoruz. Bu resimler Roma'nın yedi tepesinden biri olan Escolinus tepesinde bir evde bulunmuştur. Sanırım bu arada misterlerdeki resimlerin tarihinin 60-50 yılları olduğunu söylemeyi unutmuştum. Bu resim ise biraz daha geç. Milattan önce 50-40 yıllarına tarihleniyor. Bu resimler olasılıkla Homeros'un Odysseus Destanı'nın 10. ve 11. kitaplarından sahneleri betimlediği için çok ilginçtir. Augustus zamanında yaşamış olan mimarlık kuramcısı Vitruvius bize Yunanların manzara resimlerinde Odysseus yolculuklarını konu etmeye özellikle meraklı olduklarını yazar. Yunanların bunun gibi Odysseus'un yolculuklarını betimlediğini bilmek bizim için önemlidir. Bunlardan birini de milattan önce 50-40 yıllarında Roma'da Eskolinus tepesinde bir evde görüyoruz. 10. ve 11. kitaplar Odysseus'un Laistrigonlarla karşılaşmasını ve onlarla karşılaştığında olanları anlatır. Burada oradan bir sahne görüyoruz. Burada Odysseus'un yanında çalışan bir grup tayfa var. Gemilerinden inip adaya çıkmışlar. Adada elinde testisiyle dağlardaki kuyudan su getirmekte olan bu güzel kızla karşılaşırlar. Kız dostane bir şekilde onları babasının evine yemeğe davet eder. Ama baba diğer Laistrogonlar gibi insaniyen bir devdir. Denizciler kıza kanıp babasının evine gidince, baba içlerinden birini hemen pişirip yer. Bu adada başka maceralar da yaşanır. Ama burada bizim için önemli olan, bu sahne edebiyattan çok iyi bilinen bir öyküyü konu etse de, İnsan figürlerinin manzara resmiyle kıyaslandığında çok küçük olmasıdır. Sanatçının ya da orijinali yapan Yunan sanatçının asıl olarak manzaraya odaklandığını, öyküyü gördüğünüz gibi çok iyi betimlenmiş olan bu manzara aracılığıyla anlatmaya çalıştığını net bir şekilde anlıyoruz. Günümüze kadar ulaşan birkaç sahne vardır. Tayfalardan birinin yendiği yemekten sonra Leistrigonlar Odysseus ve denizcilerini adalarından kovarlar. Ve bu sahnede gördüğünüz gibi kayalarla gemilere saldırırlar. Gemilerin çoğu batar. Sadece Odysseus kaçmayı başarır ve bir başka adaya, büyücü Kirke ile karşılaşacağı adaya gider. Burada tüm bu olanlar özenle betimlenmiş. Ama bu resimde bizi etkileyen ya da beni etkileyen ama sanırım sizin de benimle aynı fikirde olacağınız şey ressamın manzarayı betimleme biçimidir. Bu orijinali Yunan bir ressam tarafından yapılmış ve kesinlikle Romalı bir ressam tarafından kopyalanmış inanılmaz bir manzara resmidir. Romalı ressam sadece erken örneklere bakmakla kalmamış, aynı zamanda doğayı da gözlemleyip şu su birikintisi gibi bir tarafı gölgede kalan, diğer tarafı aydınlık kayalık gibi, insan müdahalesi ya da yukarıda gördüğünüz gibi esintiyle sallanan, kıvrılan dallar gibi gördüğünüz ayrıntıları çizmeye özen göstermiş. Sonuç olarak burada doğa ile ilgilenen, onu betimlemeye özen gösteren bir ressam görüyoruz. Bu anlamda bu resim Prima Porta Villası'nda Libya'nın bahçesinde gördüklerimizle kıyaslanabilir. Dediğim gibi Escolinus tepesindeki bu resimlerin milattan önce 150 yıllarında yapılan Helenistik bir Yunan modeline dayandığına inanıyoruz. Yani bu bir kopya. Ve Romalıların Yunan modellerinden etkilenip onlardan alıntılar yapması sömestr başında sıklıkla gördüğümüz bir eğilimdi. Erken Yunan prototiplerine gösterilen bu saygı ve bu alıntılar Roma sanatının ve mimarisinin bir tür Yunanlaşmasıydı. Bu durumu burada da görüyoruz. Uzmanların bunun bir Yunan kopyası olduğuna inanmasının üç nedeni var. Bunlardan bir tanesi daha önce de söylediğim gibi Vitruvius'un Yunanların bir manzara içerisinde Odysseus'un yolculuklarını betimlemeyi sevdiklerini yazmasıdır. Bu bilgi bunun büyük olasılıkla bir Yunan orijinaline dayandığını söyler. İkincisi sanırım siz de fark etmişsinizdir Figürlerin üzerinde yazılar var. Yakından baktığınızda bunların Yunanca olduğunu görürsünüz. Ama bunlar sadece Yunanca değil. Yazım hataları olan Yunancadır. Bu yazım hataları nedeniyle ve kanımca çok inandırıcı bir biçimde bunu yazan kişinin yani olasılıkla Romalı ressamın Yunanca bilmediği ve kopyalarken hata yaptığı ileri sürülmektedir. Sonuç olarak bu saptamada burada bir Yunan modeli olduğu ve onun kopyalandığı görüşünü destekler. Ama ikinci stil duvar resmini tanıyan bizler için hepsinden önemlisi, bunları çok büyük bir dikkatle inceleyen arkeologların, manzara resimlerinin sütunların arkasında da devam ettiğini saptamış olmasıdır. Resimler belki bir kütüphaneden getirilen Yunan el yazmasından kopyalanmış olabilir el yazmasının rulosunu açtılar ve resmi kopyaladılar. Önce bu uzun kesintisiz manzarayı duvara kopyaladılar. Ardından üzerine sütunları çizdiler. Yani önce milattan önce 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen ve Odysseus'un yolculuklarını konu eden Yunan resmini kopyaladılar. Ardından üzerine bu ikinci stildeki duvar ayaklarını ekleyerek resmi İkinci stilin panoramik manzara penceresine dönüştürdüler, yani Romalılaştırdılar. Yunan orijinalinin Romalılaştırılmış olması, bu dönemde Romalıların Yunan prototipleri konusunda ne düşündükleri hakkında çok şey söylemektedir. Geçen sefer Oplontes Villası'ndaki Kaldaryum 8'i göstermiştim. Kaldaryum 8'deki sofitte boşlukta yüzen mitolojik figürler ve tepesinde deniz kabuğu olan nişler içinde kadın figürleri görmüştük. Burada ayrıca meyve ve benzeri tasvirlerin olduğu birkaç natürmort Pano olduğunu da söylemiştim. Bu natürmortlar ikinci, üçüncü veya dördüncü stil duvarlarda yer alan tüm diğer betimlemelerin arasında gözden kaçar ama yakından baktığımızda bunların da çok ilginç olduklarını görürüz. Bugün bunlardan sadece iki örnek göstermek istiyorum. Tabii bunlar gerçek boyutlarının çok üstünde büyütülmüş görüntülerdir. Bu Pompei'de bulunan ve M.Ö. 50 yıllarına tarihlenen Julia Felix villasından bir natürmort. Olasılıkla ikinci stil bir duvara ait bir ayrıntı. Ayrıntılara baktığımız zaman, modern sanatla ilgilenenleriniz varsa bana hak verecektir. Bu Roma sanatının olabildiğince modern görünümlü bir örneğidir. Sanırım bu resim son derece çağdaş görünen bir çalışma. Metal veya taş olabilir. Farklı malzemelerden yapılmış objeler üzerine düşen ışığa bakarak sanatçının ışık konusunda ne kadar duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca objeleri gruplama biçimi ve birbiriyle olan ilişkileri sanatçının kompozisyona da önem verdiğini göstermektedir. Resme bakarsanız sanırım bunun bir usta işi olduğu konusunda benimle hemfikir olursunuz. Burada ilginç ve tanımlaması pek kolay olmayan şeyler görüyoruz. Örneğin burada duvara asılı, ucunda püskülleri olan bir kumaş var. Burada yine duvara asılı dört ölü kuş. Burada da içinde yumurtalar olan oval bir kap. Burada ise kulplu bir sürahi. Bir kenarına ışık vurmuş. Olasılıkla metalden yapılmış. Burada da geniş bir başka kap, içinde olasılıkla içindeki sıvıyı karıştırmaya yarayan bir şey. Tüm bunlar taş bir kaidenin üstünde. Bir de kaideye dayalı, üzeri yazılı görünen toprak bir kap var. Şimdi bu natürmortun anlamı nedir? Bunlar sadece bir evin mutfağında bulunabilecek bir grup obje mi yoksa bundan daha fazlası mı? daha farklı bir anlamı var mı? Örneğin burada dini semboller söz konusu olabilir mi? Bu soruları yanıtlamak pek kolay değil. Bugüne kadar kimse de tatmin edici bir yanıt bulamamıştır. Ama bu natürmortların anlamı üzerine düşünürken bu noktayı da akılda tutmak gerekir. İksiyon odasını hatırlayın. Orada da bu küçük panolardan vardı. Odaya bir bütün olarak baktığınızda bu resimleri görmek kolay değildir o kadar küçükler ki diğer resimlerin arasında kayboluyorlar. Yani eğer ulaşılabilecek yerdelerse gerçekten gidip yakından bakmanız gerekir. Yukarıdalarsa zor ama aşağıdalarsa gidip yakından bakın ve ne olduğunu anlamaya çalışın. Bir başka örnek. Bu kez Herkülenyum'dan, biraz daha geç bir tarihe 62-79 yıllarına tarihlenen ve gayet sıradan bir biçimde şeftali ve cam kavanozlu natürmort olarak adlandırılan resim. Bu isimden ziyade bir tanımlama. Zira tam da bunlar resmedilmiş. Bu resim olasılıkla bir üçüncü veya dördüncü stil duvarın bir parçasıydı. Burada iki kademe görüyoruz ve gerçekten şeftaliler var. Ressam burada bunu çizmek için belli ki gerçek şeftalileri incelemiş. Gördüğünüz gibi şeftalileri dalında yaprakları ile betimlemiş. Şeftalinin içinin nasıl göründüğünü de resmetmiş. Burada ikiye kesilmiş ortasında çekirdeği ile bir şeftali var. Ressam şeftalilerin nasıl yetiştiğini, kesilince nasıl göründüğünü de anlatmak istemiş. Burada altta ise cam bir kavanoz var. Ressam sudaki ışık oyunlarını ve kabın sudaki yansımasını da betimleyebilmek için kabı yarıya kadar su dolu tasvir etmiş. Sanatçının bu objeleri bir arada betimlemesinin farklı bir anlamı var mıydı? Bugün bunu bilemiyoruz. Ama bir ritüelle ya da başka şeyle ilintili olsa da ressamın kompozisyona ve ışığa çok önem verdiği ortada. Dediğim gibi bu çok modern bir çalışma. Özel konular olarak adlandırdığım bölümde Pompei ve Herkülanyum'daki günlük yaşamdan da sahneler var. Burada bunlardan bir örnek görüyoruz. Bu, bedava ekmek dağıtan magistrat olarak adlandırılan ve Pompei'deki 7330 numaralı evde bulunan bir resim. Yaklaşık olarak milattan sonra 70 yıllarına tarihleniyor. Buradaki sahnede gerçekten bir magistrat bedava ekmek mi dağıtıyor yoksa bu ekmekler satılıyor mu kesin olarak bilmiyoruz. Ama gördüğünüz gibi burada yuvarlak ekmek yığınları var ve ekmekler tezgahın önünde duran insanlara veriliyor. Ekmeğin şeklini görmeniz için bir de ayrıntı gösteriyorum. Pompey'den bu taşlaşmış ekmeği ve pizza dilimli şeklini hatırlayacaksınız. Burada da bu insanlara aynı tip ekmeğin dağıtıldığını görüyoruz. Bir evde bulunmuş olan bu resim o evde oturanlardan birinin yaptığı mesleği tasvir ediyor olabilir. Ama bu tip resimlerin bu örnek için geçerli olabilir olmayabilir de bir dükkan tabelası bazı Pompei ve Herculaneum evlerinin önünde bulunan tabernalarda satılan malın reklamı olabileceği de düşünülüyor. tarihi resim olarak tanımlayacağımız gruba da bir örnek gösterelim. Perdenin solunda Pompei'nin çok etkileyici ve çok ünlü amfiteyatrosunun resmini görüyorsunuz. Milattan sonra 59-70 yılları arasında tarihlenen bu resim 1-3-23 numaralı evde bulunmuştur. Burada da Pompei Amfiteyatrosunu gösteriyorum. Bu yapının en belirgin özelliği olan merdivenlerini hatırlayacaksınız. Ressam da bu merdivenleri özenle çizerek resmettiğinin Pompei Amfiteatrosu olduğunu gayet net bir şekilde ifade etmiş. Bu resim sadece Pompei Amfiteatrosu'nu göstermekle kalmaz. Bir de çok iyi bilinen tarihi yerel bir olayı aktarır. Bu Pompeililerle bölgede yaşayan başka bir grup olan Nuceralılar N-U-C-E-R-A-L-I-L-A-R Nuceralılar arasında çıkan bir kavgadır. Gördüğünüz gibi Oval Arana'daki kavga resimde de betimlenmiş. Kavga o kadar büyük bir kavgaymış ki Pompeyli yöneticiler hem Pompeylileri hem Nuceralıları cezalandırmaya karar vermiş ve çok sıra dışı bir ceza uygulayarak amfiteyatroyu 10 yıl süreyle kapatmışlar. Pompey gibi bir yeri 10 yıl boyunca amfiteyatrosuz düşünün. Bu gerçekten çok acımasız bir ceza. Ama bu olay yaşanmış ve bu Pompei evinin duvarında da ölümsüzleştirilmiş. Sanırım daha önce de söyledik. Bu resmin bir başka önemli özelliği daha var. Bu sadece tiyatronun şeklini göstermekle kalmıyor ki zaten tiyatronun oval arenası, oturma yerleri hala ayakta. Ama bu tente gibi artık yok olan bazı ayrıntıları da gösteriyor. Amfiteyatronun tasarımından söz ederken, dikmeler üzerinde duran ve izleyicileri olumsuz hava koşullarından koruyan tenteden de bahsetmiştik. İşte bu resim, bu tentenin koruna gelen tek betimlemesidir. Yani bu resim, bir amfiteyatronun tasarımını anlamamız açısından çok değerli bir resimdir. Size bugün göstermek istediğim son iki resim portredir. Bu portreleri de duvarlara yerleştirilmiş mitolojik panolar gibi düşünün. Bunlar da çoğunluğu üçüncü veya dördüncü stil olan duvarlarda kullanılmıştı. Pompei ve Herkülanyum'a gelen hazine avcılarının ilk aldıkları bunlar olmuştu. Bu nedenle çok sayıda portre orijinal yerlerinden sökülüp götürülmüş. Ama yine de şanslıyız. Bazıları yerinde kalmış ve Napoli Müzesi'nde koruma altına alınmıştır. Size ilk göstermek istediğim portre Pompei'de bulunan ve Milattan sonra 1. yüzyıl ortalarına, yani 45-50 yıllarına tarihlenen bu genç, alımlı kadının portresidir. Yine burada da kadının duygularını çok iyi yakalamış, çok sıra dışı bir iş çıkarmış yetenekli bir sanatçı görüyoruz. Çok çekici bir portre. Büyük ela rengi gözleriyle çok güzel genç bir kadın. Düz kaşlı, düz burunlu, kübitvari dudakları var. Gördüğünüz gibi saçları çok muhteşem bir şekilde işlenmiş. Bir sürü kıvrımlı buklesi var. Anlana düşen bukleler gözleriyle uyumlu olarak daha açık renk tasvir edilmiş. Altın halka küpeleri de saçlarındaki buklelerin kıvrımıyla gayet uyumlu. Başında da saçına parlaklık, pırıltı veren ve olasılıkla Romalı kadınlar arasında moda olan saç filesi var. Üstünde ise yeşil bir giysi, omuzlarında mor ya da kahvemsi renkte bir şal var. Ve dudaklarına doğru götürdüğü bir stilus tutuyor. Diğer elinde ise bir tablet var. Ağzına doğru götürdüğü stilustan da anlaşılacağı gibi oldukça derin düşüncelere dalmış, sanki elindeki balmumu tablete ne yazacağını düşünüyor. Bunlar üzerine yazı yazılan bal tabletler. Bu derin düşünceli hali nedeniyle bazı araştırmacılar bunun Yunan şair Safo'nun portresi olabileceğini ileri sürmektedir. Ama bana göre bu kesinlikle Safo değil, Pompeyli bir kadın. Düşündüğü şey de yazacağı şiir değil, bir alışveriş listesi olabilir. Yani şehir merkezindeki pazara gitmeden ya da kölesini göndermeden önce yapacağı listeyi düşünüyor olabilir. Ama tabi eğitimli biri de olabilir, burada da onu vurgulamak istemiş olabilir. Bu aynı zamanda Pompei'de kadın tasvirlerinde kullanılan bir tür klişe de olabilir. Çünkü bir elinde dudaklarına götürdüğü bir stilus ve diğerinde tablet tutan tek kadın portresi bu değildir. Yine Pompei'den bir başka portre. Bu da tam tamına aynı pozda betimlenen bir başka kadın portresidir. 7 2, 60 numaralı evde bulunan bu portre, milattan sonra 62-79 yılları arasına tarihlenmektedir. Bir kadın ve yanında olasılıkla kocası olan bir erkek portresi. Kadının elinde yine dudaklarına doğru tuttuğu bir stilus ve burada altta da bir tablet var. Adam ise elinde üst kısmında kırmızı bir ayracı olan bir el yazması tutuyor. Burada ikisinin de okur yazar olduğu kastediliyor olabilir. Ya da adamın elindeki el yazması onun yüksek dereceli bir devlet memuru olduğuna da işaret ediyor olabilir. Son bir olasılık da ki en fazla kabul gören olasılık da budur. Adamın elinde tuttuğu el yazmasının bu ikisinin evlilik belgesi olduğudur. Bu portreler son derece ilginç. Kadın gördüğünüz gibi bir önceki kadın kadar güzel değil. Saçlarında onunkiler gibi bukleler yok. Alnında ve omuzlarının üstündekiler daha kıvırcık betimlenmiş. Kulakları büyük, kaşları bitişik. Ama olduğu gibi görünmekten son derece memnun. Kocasının yanında gelecek kuşaklar tarafından anımsanmak üzere betimlenmiş. Portrenin çevresine bakarsanız bunun tıpkı duvarın ortasındaki mitolojik sahneler gibi, üçüncü veya dördüncü stil bir duvara yerleştirilmiş olduğunu gösteren siyah ve kahverengi bir çerçeve olduğunu görürsünüz. Bu örnekte ev sahipleri ve onların arasındaki sevgi ve evlilik bağı betimlenmiş. Bu, bugün bizim evlerimizde piyanolarımızın, şöminelerimizin üstünde duran fotoğraflarla kıyaslanabilir. Sonuç olarak bugün Pompei'ye gittiğinizde bu portrelerin çoğunu in situ göremezsiniz. Bunun en büyük nedeni çoğunun hazine avcılarının hedefi olmuş olmasıdır. Ama az sayıda da olsa hem Pompei'de hem Herkülanyum'da korunan örnekler var. Bunlar şimdi Napoli'deki gibi müzelerdedir. Teşekkür ederim.